Arkadaşlar, Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalında yine bir AYT dersiyle bir aradayız. Bu sefer de Türkiye'de sanayi konusundan bahsedeceğiz. Ancak şunu unutmamanıza fayda var. Türkiye ekonomik coğrafyası biliyorsunuz 11. sınıf ders konularından. 11. sınıf ders konularından olan bu ekonomik coğrafya ile ilgili konularda, işte madenlerde, enerji kaynaklarında veya sanayi tesislerinde lütfen yer ezberleme olayına girmeyin. Ezberleme işi YouTuber'ların işi olabilir ama benim işim değil. İşin mantığını, doğasını, olguları, olayları kavradığınızda tıkır tıkır her şeyi rahatlıkla yapacağınızı garanti verebilirim. Mesela şimdi Türkiye'de sanayi tesislerinin kuruluşunu etkileyen faktörlerden daha önce de konuştuk. Neler var? Ham madde, enerji, sermaye, iş gücü, ulaşım ve pazar. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde sanayi tesisinin kurulması için gereken faktörlerdir. Türkiye'de bu faktörler arasında hangisinde en fazla olumsuzluk yaşanmıştır geçmişte? Türkiye'de sermaye sanayi tesislerinin kuruluşunda yaşanan sorunların en temelinde bulunan faktördür. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar daima sermayede büyük bir problem yaşanmış. Bu problemi aşmak için yurt dışından para bulma, kredi alma yoluna gidilmiş. Bu da ülke ekonomisini ciddi anlamda bir kıskaca almıştır. Bunun dışında Türkiye'de hiçbir zaman problem yaşanmayan mesele ise iş gücüdür arkadaşlar. Türkiye'de sanayi tesislerinin kuruluşunda iş gücü hiçbir zaman sorun olarak yaşanmamış. Çünkü daima nüfus hızlı ve yüksek artış özelliğini korumuş. Hala da artıyor nüfus. Türkiye'nin yerli nüfusu %13 seviyesinde artarken Türkiye'nin yurt dışından ihraç ettiği müthiş göçmen kitlesiyle 10 milyon kişi daha arttığı için Türkiye'nin böyle bir düşük hızı inmesi söz konusu değil. Türkiye'de hala nüfus artışı, iş gücü temini oldukça kolay, ucuza amele bulmak rahat. Gelelim sanayi türlerimize. Arkadaşlar, sanayi türlerimizden ilki gıda sanayisi. Gıda sanayisi kendi içinde pek çok yönden olsa da temelde bir grup olarak ele almak lazım. Gıda, yani besin kaynaklarını işleyen sanayi tesisleri arkadaşlar, ham maddeyi işleyen, hazırlayan, muhafaza eden ve ambalajlayan bir sanayi sektörüdür. Bu bakımdan arkadaşlar pek çok boyutu var. Milyonlarca insanın çalıştığı bir iş. Çok önemli bir iş çünkü nüfus çok fazla, çok kalabalık. Bu kadar çok kalabalığa besin yetiştirmek çok büyük sorun. Her zaman para kazandıran bir iş kolu olması bakımından çok insanın ısrarla devam ettiği, yaptığı, bırakmadığı bir sektör gıda sanayisinin bulunduğu gıda sektörü. Ne var bu işin başında arkadaşlar? Unlu mamuller var. Çünkü biz ekmek temelli beslenen bir toplumuz. Gıdamızın başında buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, mısır gibi ürünlerden elde edilen unun hamur hale getirilerek pişirilmesiyle oluşturulan ekmek, börek gibi gıdalar, yani unlu gıdaların, unlu mamullerin tüketimine dayalı bir beslenme kültürümüz olduğu için Türkiye için olmazsa olmaz en çok bilinmesi gereken şey unlu gıda sanayisi. Unlu gıda sanayisi nerede gelişmiş derlerse, bir kere unlu gıda sanayisinin un, ekmek, bisküvi ve makarna gibi türlerden oluştuğunu asla unutmayacağız. Ekmek, makarna, bisküvi, gofret gibi türler. Ama burada asla aklımızdan çıkmayacak bir şey var. Bu un nerede? Un bir kere Konya, Ankara, Eskişehir, işte ne bileyim Sivas, Kayseri gibi Türkiye'nin iç kesimlerinde yer alan merkezlerde. Öyleyse Türkiye'de bisküvi sanayisi nerededir? Eti, Eskişehir. Efendim, Türkiye'de unlu gıda sanayisi Konya, Bifa, efendim Ülker. Ülkede makarna sanayisi Ankara, Nuh'un Ankara. Türkiye'de gofret, Bifa. Nerede? Karaman. Bakın, gördüğünüz gibi mantığını kuruyorum. Ben hiçbirini ezberletmiyorum, kodlatmıyorum size. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi
sağlıklı biçimde dinleyip sakin biçimde anlarsanız hepsini yaparsınız. Yine burada bilmemiz gereken bir gıda sanayisi türü de şeker sanayisi. 1926 yılında ilk defa Alpullu Kırklareli'nde elinde bir şeker fabrikasının açılmasıyla Türkiye'deki ilk sanayi tesisi olması bakımından çok önemli. Sonra Afyon şeker fabrikası açılmış. Sonra Kırk'ın üzerinde merkezde şeker fabrikalar kurulmuş. Arkadaşlar, şeker fabrikaları şeker pancarı adlı tarım ürününün hemen işletilmesiyle şeker denilen ürünü ortaya çıkaran fabrikalar. Bunu asla unutmayacağız. Şeker pancarı mutlaka şeker fabrikalarına yakın olmak zorundaydı. Çünkü şeker pancarı tarladan söküldükten sonra 1-2 gün içinde işlenmezse pörsüyor. Pörsüdüğü zaman özelliğini kaybeden şeker pancarı işlenemez, şeker üretilemez hale geldiği için hemen fabrikaya girmesi gereken bir ürün. Bu bakımdan 40 yere şeker fabrikası açmışız ama şeker fabrikaları özelleştiği için Türkiye'de bu iş yandı, bitti, kül oldu, hadi hayırlı olsun. Efendim, et sanayisi ise et ve etli ürünler sanayi sayılır mı bilmiyorum ama bunun sanayisi de et, sucuk, sosis, salam, pastırma üretimi özellikle et balık kurumu tarafından yapılıyormuş. Bu et balık kurumu arkadaşlar kombina adı verilen işletmelerle hayvancılıkla uğraşan hayvanların, çobanların hayvanlarını toplayıp bunlar kesiyordu, yüzüyordu. Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ürünler elde ediyordu. Bu et kombinaları nerelerdedir? Kesinlikle yine Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi merkezler Türkiye'nin en büyük et kombinalarının bulunduğu merkezlerdi. Hala var mıdır? Ne iş yapar bunlar? Açıkçası çok iyi bilmiyorum ama hala hayvancılık sürdüğüne göre bu kombinaların da bir kısmı üretime devam ediyor arkadaşlar. Yine Türkiye'nin süt üretimi 2018 yılı itibariyle 22 milyon ton süt üretmişiz arkadaşlar. Süt üretiminde Konya, İzmir, Erzurum, Balıkesir, Kars ön plana çıkmış. Ama burada dikkatinizi çekmesini istediğim bir nokta var. Türkiye'deki et üretimi de inanılmaz artmış. Bu et ve süt üretiminin toplandığı merkezler Türkiye'nin kuzeybatısındaki Marmara bölgesinin çevresinde. Yani özellikle Adapazarı, Düzce, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi merkezler nüfusun toplandığı megapolisin çevresindeki metropollerdir arkadaşlar. Çünkü o megapolün içinde hayvancılık yapılmasına izin verilmiyor. Hayvancılık fabrikalarının kurulmasına izin verilmiyor. O yüzden hemen onun çevresindeki örneğin Bolu çok önemli bir işte büyükbaş hayvan tavuk merkezi. Benzer şekilde arkadaşlar ayçiçek yağı Edirne ve Tekirdağ'da, zeytinyağı üretimi tarış fabrikaları Edremit, Ayvalık ve Gemlik'te, mısır ve soya yağı Adana'da, ayrıca Adana, İzmir ve İstanbul'da margarin yani bitkisel nebati yağ adı verilen çakma tereyağı Adana, İzmir, İstanbul'da üretiliyormuş. Aklınızda bulunsun. Yine arkadaşlar Türkiye'de konserve ve meyve suyu sanayisi çok gelişmemiş. Ama ihtiyacımız olan konserve ve meyve suyunu yurt dışından getiremeyeceğimiz için özellikle metropollerin çevresinde yani Marmara bölgesinde Bursa çok önemli. Bunun dışında arkadaşlar İzmir, Antalya yine aklımızda bulunması gereken yerler. Yine gıda sanayisinin bir türü de çay. Çay deyince aklımıza Türkiye'de Rize gelecek. Rize'yi asla unutmayacağız arkadaşlar. Bir diğer sanayi türümüz gıda sanayisinden sonra pamuklu dokuma veya dokuma sanayisi arkadaşlar. Şimdi pamuklu dokuma Türkiye için çok önemli çünkü Türkiye dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden birisi. Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye'de sulanabilen tarım arazilerinin tümünde pamuk üretilir. Çünkü pamuk beyaz altın çok değerli bir tarım ürünü. Hem lifiyle dokuma sanayisinde hem çekirdeğiyle yağ sanayisinde, yem sanayisinde, para üretiminde, kağıt sanayisinde her işte yarayan bir tarım ürünü. Pamuk
Nerelerde öncelikle işlenerek pamuk ipi yapılırmış? Adana'da, İzmir, Denizli, Aydın, Antalya, Manisa, Gaziantep'te pamuk ipliği fabrikaları kurulmuş. Sonra İstanbul, Bursa ve Kayseri gibi fabrikalarda, İstanbul, Bursa, Kayseri gibi merkezlerde ise pamuklu dokuma fabrikaları kurulmuş. Burada Kayseri'yi bilin. Kayseri'de pamuk yetiştirilmemesine rağmen Adana'dan getirilen pamuğun işletildiği bir fabrika kurulmuş. Kayseri pamuk işletmeleri aklınızda mutlaka bunu, Kayseri pamuk işletmeleri diye bir yer yok da Kayseri'deki sanırım Sümerbank fabrikası eski, bu literatüre, bu muhabbete girmiş, aklınızda bulunsun. Yün ipliği ve yünlü kumaş, yünlü örme işleri, yani trikotaj, halıcılık, kilimcilik sanayisinden fazla geliştiği yerler İstanbul. Kocaeli'nde çok meşhur bir yer var: Hereke. Bursa, İzmir, Manisa, Uşak, Isparta, Kayseri, Gaziantep yünlü dokuma merkezleri. Arkadaşlar, Türkiye'nin geleneksel el sanatlarından halı ve kilim üretim merkezleri Isparta, Kayseri Bünyan, Manisa Demirci, Gördes, Kula, Kocaeli Hereke, Uşak gibi merkezler Türkiye'de halı kilimcilik olayının çok geliştiği yerler. El yapımı halı ve kilimler yurt dışına ithalatta önemli bir kalemdir. Arkadaşlar, gene Türkiye'de suni ipek, yani laylon, yani çakma ipek arkadaşlar, İstanbul, Bursa ve Gemlik'te üretiliyormuş. Bunlar petrol atıklarından elde edilir. Aklınıza bulunsun. Plastiktir yani. Yine tekstil, hazır giyim, örme sanayisi İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, Adana'da gelişmiş ama tekstili asla aklınızdan çıkartmayın. Hazır giyim. Şundan 10 sene önce Türkiye'nin dünya 6. 7.'si olduğu bir sanayiydi. Ama zamanla Türkiye geriledi, çok gerilerde kaldı. Niye? Çünkü Türkiye'de iş gücü maliyeti yüksek. İşte Çin'e göre, Hindistan'a göre, Pakistan'a göre, Endonezya'ya göre bizde insan hakkı daha fazla. Dolayısıyla yavaş yavaş Türkiye tekstil sektöründe geri plana düştü. Aklınızda bulunsun. Ve bunun dışında giysi, ayakkabı, cüzdan gibi deri ürünleri İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Bolu, Uşak ve Tekirdağ'da da gelişmiş sanayi türleri, aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi tekstil ve tekstile bağlı olarak ortaya çıkan tüm sanayi türleri, dokuma, trikotaj, yünlü dokuma gibi şeyler İstanbul merkez olmak kaydıyla Kuzeybatı Anadolu'da, Marmara bölgesinde gelişme göstermiş. Gelelim orman ürünlerine, mobilya sanayisine. Arkadaşlar, orman ürünleri ve orman sanayisi olmaz olsun. Ama bu sanayi arkadaşlar nerelerde var? Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmış. İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir, İnegöl, Bursa'da mobilya sanayisi gelişmiş. Ama Türkiye'de mobilya sanayisi en fazla gelişmiş olduğu yer arkadaşlar Ankara siteler. İşte bu olayların yaşandığı, göçmenlere saldırıların olduğu siteler. Yine Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi merkezi, mobilya sanayisi Bursa İnegöl arkadaşlar. Bunun dışında da her ilde az çok mobilya sanayisi var. Ama temelde Ankara siteler ve Bursa İnegöl aklınızda mutlaka bulunsun. Yine ham maddesi bazı bitkiler olan arkadaşlar sanayi türleri var. Mesela kağıt sanayisi demiş, burada not almışım ama kendimi kınıyorum. Türkiye'de kağıt sanayisi kalmadı. Türkiye'de SEKA adlı firma özelleştirildiği için, yani devlet tarafından kağıt üretimine son verildiği için arkadaşlar Türkiye kağıt da tümüyle dışa bağımlı hale geldi ve kitap fiyatları pik yaptı, böyle zirveye çıktı. Sebebi de kağıdı yurt dışından almak zorundayız. Bundan dolayı da dışarıdan aldığımız kağıt çok pahalı. Çok pahalı kağıtla basılan kitaplar çok pahalıya satılmak zorunda. Bu yüzden zaten kitap okumayan bir milletiz, iyice kötü oldu ama eskiden kağıt fabrikaları İzmit, Çaycuma, Aksu, Dalaman, Afyon, Balıkesir, Taşköprü ve Taşucu'nda varmış. Bu fabrikaların çoğu kapandı. İzmit mesela çok olaylar oldu. İzmit SEKA fabrikası özelleşti. Bunu özür diliyorum sizden.
Milli Eğitim kitabında da alınmış olduğu için buraya koydum. Hani Milli Eğitim'in kitaplarını doğru kabul ettiğimiz için siz de bilin. Kimya sanayisi de arkadaşlar, başta petrokimya, ilaç, lastik, gübre, sabun ve deterjan türlerinden meydana gelir. Petrol rafinerileri, en önemlisi İzmit İpraş. Sonra İzmir Alaağa, Kırıkkale'deki Orta Anadolu ve Batman'daki Batman Petrol Rafinerisi. Şimdi burada bir tane bu sene çıkacak soruyu söylüyorum. Batman Petrol Rafinerisi Türkiye'de öz kaynaklarla Türkiye'de çıkarılan petrolün işletildiği tek rafineridir. Türkiye'nin yaktığı, kullandığı petrolün %5'ini Türkiye'den çıkarıyoruz. Onu da Batman rafinerisinde ayrıştırıp piyasaya sunuyoruz arkadaşlar. Yine motorlu taşıtlara lastik üreten, yani araba oto lastiği üreten Petlas, Goodyear falan filan İzmit Adapazarı Kırşehir'de bulunduğu fabrikaları İzmit Adapazarı Kırşehir aklınızda bulunsun. Gübre çok önemli. Suni gübre Türk köylüsünün belini büker. Niye azotlu gübre ve fosfatlı gübre Bandırma, Aliağa, Kocaeli, İskenderun, Ceyhan, Mersin, Kütahya, Gemlik ve Samsun'da üretilir arkadaşlar. Duymuş olun bunlar da. Yine kimya sanayisinin bir kolu olan ilaç sanayisi bu sorulabilir. Bunu bilin. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da gelişmiş. Çünkü ilaca ihtiyacımız var. Ülke olarak ihtiyacımız olan bir konu. Çok nüfusumuz var. Ya sadece 90 milyon nüfusun günde içtiği aspirini düşünürseniz bence bu konuyu çok net biçimde anlarsınız. Kuzeybatı Anadolu'da çok gelişmiş bir sanayi türü ilaç sanayisi. Yine arkadaşlar sabun ve deterjan biliyorsunuz işte korona pandemisiyle birlikte hijyen ön plana çıktı. Bu bakımdan olumlu bir yönü oldu. Çünkü ülkemizde toplumun ciddi büyük bir bölümü el yüz yıkama alışkanlığı yoktu. Deodorant sıkma olayı asla olmazdı. Bu birazcık işte biraz gelişti. El yüz yıkama olayı gelişti. Bunun sağlanması için gereken sabun ve deterjan İstanbul, İzmir, İzmit, Balıkesir ve Gaziantep'te üretiliyormuş. Aklınızda bulunsun. Halbuki biz sabunun ana vatanıyız. Sabunun bol bol üretildiği bir ülkeyiz. Çünkü zeytin Türkiye'de zeytinyağı. Yani birileri zeytin düşmanı ama zeytinyağından üretilen zeytin sabunu Türkiye'de çok eskiden beri temizlikte önemli bir madde. Ama niye biz böyle pis, kirli bir topluma dönüştük? Bunu da anlamıyorum son dönemde ama neyse. Taşa toprağa dayalı sanayi denildiğince biz çimentoyu, tuğlayı, kiremiti, cam, kireç, alçı ve seramik gibi ürünleri anlamalıyız. Taşa toprağa dayalı sanayide. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin ilk cam fabrikası İstanbul Beykoz. Paşabahçe. Sonra Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Eskişehir cam fabrikalarının bulunduğu merkezler. Bu çok önemli bilin. İstanbul Beykoz. Sonra arkadaşlar Türkiye'nin ihtiyacı olan tuğla ve kiremit sanayisi Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Tokat, Manisa ve İzmir'de gelişmiş. Seramik, porselen ve fayans kilin ham madde olarak kullanıldığı sanayi türleri kil hammaddesine her yerde rastlayabiliyoruz. Bu kil hammaddesini kullanarak Çanakkale, Çam'da, Bozüyük'te, Söğüt'te, Kütahya, İstanbul, Eskişehir ve İzmir'de seramik diyorum ya. Kendimi futluyorum yani. Futbolu da böyle seramikle futlayan bir insan oldum. Çanakkale, Çam, Bilecik, Bozüyük, Bilecik, Söğüt. Kütahya, İstanbul, Eskişehir ve İzmir'de seramik ve porselen fabrikalar varmış. Türkiye dünyanın en önemli seramik porselen üretici ülkelerinden birisi. Çünkü Türkiye'de kil oldukça fazla kil yataklarının bol bulunması, özellikle de bir kil türü olan kaolenin yaygın olarak işlenebilmesi Türkiye'nin kaliteli seramik ve fayanslar üretmesini sağlıyormuş. Bir diğer arkadaşlar Türkiye otomotiv sanayisi
garip biçimde dünyanın en büyük ülkelerinden birisi Türkiye otomotiv sanayisinde kendi arabasını üretemiyor ama dünyanın en büyük araba firmaları Türkiye'nin Kuzeybatı Anadolu'sunda tesisler kurmuş. Nedir onlar? Efendim, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da, Tekirdağ'da çok büyük fabrikalar kurmuşlar. İşte Ford, Toyota, Nissan vardı, bu sene kapandı. Renault, Peugeot, ne gelirse aklınıza 18 tane büyük firma, dünya klasmanında firma bu Marmara bölgesine tesisler kurmuş. Arkadaşlar, bunlar hem araba üretiyor, otomobil üretiyor, hem de hafif ticari araç, kamyonet, pick-up, jip üretiyor da üretiyor. Milyonlarca araç üretiyor arkadaşlar. Bu bakımdan Türkiye dünyada en çok araba satan ülkelerden birisi. Burada sıkıntı şu: malı biz satıyoruz ama parayı biz kazanmıyoruz. Arkadaşlar, yine bir diğer sanayi türü, buna benzer bir sanayi türü, traktör sanayisi arkadaşlar. Traktör sanayisi Adapazarı, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Konya'da gelişmiş. Yine tarım araçları var. Biliyorsunuz, tarım araçları biçer, döver, pulluk, patoz gibi bir sürü. İstanbul, Adapazarı, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Kayseri'de var. Lokomotif çok önemli. Çünkü hızlı trenle birlikte daha da ön plana çıktı demir yolları. Adapazarı, Eskişehir ve Sivas'ta ray fabrikamız var. Ankara'da da varmış. Sivas ve Ankara'da ray bakım tesisleri. Arkadaşlar, Türkiye dış satımda en büyük gelir kaynaklarından birisi gemi üretimi, yat üretimi. Türkiye özellikle Gözcük, Tuzla, Pendik ve Haliç'teki tersanelerde ürettiği yatlarla, yani küçük gemilerle, burjuvaya dönük gemilerle inanılmaz para kazanıyor. Bu bakımdan Avrupa'da da tanınmış, duyulmuş markaları olan bir ülkeyiz. Aklınızda bulunsun. Yine bunun dışında İstanbul, Antalya ve Bodrum'da da yat tesisleri varmış arkadaşlar. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep arkadaşlar. Türkiye'de beyaz eşya sanayisi, mesela bak aklıma ne geliyor: Vestel nerede? Manisa. Efendim, Beko İstanbul. Arçelik Bursa. Bakın, biraz zorlayınca Sani Konukoğlu. Sanko nerede? Gaziantep. Düşünce buluyorum. Ve de zeki bir insan işte. Zeka var ya, çok zor bir iş ha. Neyse. Gelelim arkadaşlar Türkiye'de savunma sanayi, yani silah sanayine. Arkadaşlar, savunma sanayisinin en önemli kurumu Makine Kimya Enstitüsü kurumu. Bunun yanı sıra Aselsan, askeri elektronik sanayisi, askeri pil sanayisi Aspilsan, hava elektrik sanayisi, hava elektronik sanayisi Haversan, savunma sanayisinin temel kuruluşları. Türkiye'de ilk silah fabrikası Ankara yakınlarındaki Kırıkköy'ünde, o zamanki adıyla Kırıkköy'ünde kurulmuş. Kırıkköy zamanla büyüyüp Kırıkkale ilçesine dönüştürülmüş. Sonra da il olmuş. Bunun yanı sıra Çankırı, Türkiye'de Kurtuluş Savaşı döneminden beri silah üretiminin yapıldığı, Ankara ile birlikte Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir aklınızda mutlaka bulunsun. Bunlar Türkiye'de silah sanayisinin bulunduğu merkezler. Peki birisi dese ki, hiç tanımadığınız bir ÖSYM size dese ki, Türkiye'de silah sanayisinin veya Türkiye'de savunma sanayi tesislerinin Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Eskişehir gibi merkezlerde bulunmasına rağmen İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi gelişmiş illerde yer almaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. İnsan sayısının az olması. B. Akarsuların bulunmaması. C. Düzlük arazilerin yetersiz olması. D. Dış saldırılara karşı korunaklı olmamaları. Kesinlikle arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Eskişehir yurt dışı saldırılarına karşı daha uzak iç kesimlerde olduğu için korunaklı kabul edilir. Buralarda silah sanayisi daha çok gelişmiştir arkadaşlar. Sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki miktarı çok önemli. Buradan soru gelebilir: Türkiye'nin 1925'te sadece %10 civarında sanayiden para kazanan bir ülkeymişiz. Yani Osmanlı döneminde de sanayi vardı, yok diye düşünmeyin. Osmanlı dönemi 1830'dan beri sanayi, zanaatlık var.
Ama çok az, %10. 2018'de ise %30'a gelmiş dayanmış sanayi. Niye? Çünkü Türkiye'de mesela otomobil inanılmaz fazla üretiyor, otomotiv sanayisi. Türkiye'de arkadaşlar tekstil yine bir sanayi türü. Türkiye'de yağ inanılmaz üretilen bir sanayi türü. Türkiye'de üretilen bir sanayi türü bazı hafif metal maddeler, beyaz eşya, Vestel'i, Beko'yu söyledik, Arçelik'i söyledik. Demek ki ne olmuş? Türkiye'nin sanayisi ciddi anlamda gelişmiş. Tamam, biz Kuzeybatı Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş bir ülke değiliz ama gelişmiş ülke özelliklerine sahip bir ülkeyiz. Bakın, biz böyle tam böyle çok gıcık bir durum ya. Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın diyor Murat Han. Gerçekten de öyle. Türkiye ne gelişmiş bir ülke ne gelişmemiş bir ülke. İkisi arasında bölen bir ülke. Türkiye'de toplam iş gücü içinde sanayinin payı 1955'te %6 iken arkadaşlar 2018'de sanayi sektörünün payı %27'ye ulaşmış. Bu bize neyi gösteriyor? Türkiye'de sanayi sektörünün ciddi anlamda geliştiğini, büyük bir atılım yaptığını gösteriyor. Bunun yaşanmasında kim etkili olmuş? Arkadaşlar, Türkiye ekonomisinin bütünüyle emperyalizme entegre olması etkili olmuş. Yani özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin şirketleri Türkiye'nin birçok yerinde fabrikalar kurarak, işte ne bileyim Japon otomobil devleri Türkiye'de fabrikalar kurarak Türkiye'de sanayinin ciddi anlamda gelişmesini sağlamışlar. Bunun dışında Türkiye genel olarak kendi iç üretimi olan tarımsal ürünler, tekstil ürünleri gibi maddeleri satma yolunda ilerlemiş. Yani kendi çok para kazanmıyor ama başkasına çok para kazandıran bir ülke haline gelmiş Türkiye. Aklınızda bununla böyle bulunsun. Şu iki tablo çok önemli, çok değerli bizim için. Değerli arkadaşlar, bu dersimize de son vermeden önce şunu mutlaka söylemek zorundayım. Önümüzdeki günlerde YouTube Doğa Ateş Coğrafya kanalından TYT, AYT, KPSS denemelerimize, canlı yayınlarımıza başlayacağız. Onlara mutlaka katılmanızı rica ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla duyurmayı, sosyal platformlarda paylaşmayı, bu kanalı Fısıltı Gazetesi'yle yaymanızı, büyütmenizi rica ediyor. Hepinize bol şanslar. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşça kalın.